Merhaba sevgili Satranç 365 takipçileri. Bugün sizlere eğitim videomdan Zayıf Kara ile ilgili çok önemli bir maçın analizini göstereceğim. Daha detaylı bir analizi izlemek isterseniz eğitim videolarından ulaşabilirsiniz. Bugünkü göstereceğim maç Simislov-Rudakovski maçı. 1945 yılında Sovyetler Birliği şampiyonasında oynanmış. Çok güzel bir örnek Zayıf kare için. E4, C5, at f3 e6 d4 c4 at d4 evet Taymanov kan gibi devam edecekken at f6 at c3 d6 ile gene dönmüş oyun. File 2 Sicilya'nın birçok varyantında oynanan klasik varyantı bu file 2 varyantı. File 7 rock rock file 3 at c6 F4. Beyazların klasik devam yolu şah kanadından ve merkeze bir üstünlük kurmaya çalışıyor. Vezir C7. Şimdi genelde çok bilinen bir motif var beyazların burada. Şah kanadına atak yapmak için vezir E1 oynuyor. Veziri G3'e gelmek istiyor ve E5 sürüş yerini desteklemesini istiyor. At çarpı D4, fil çarpı D4, E5. E5'e burada Simistov file 3 kaçmış ki burada F çarpı E5 gibi bir hamlemiz de var. Eğitim videolarımızda bu maçta F çarpı E5'i analizlemiştim. Oradan takip edebilirsiniz. File 3'e siyahların aslında doğru devam yolu E F4 aldıktan sonra fil F4 e fil E6 oynayarak devam etmesi. Fakat Rudakovski burada erkenden file 6 çıkmış f 4 almadan. Tabii ki bu beyaz için bir avantaj oluyor. Çünkü bu D6 E5 yapılarında E5 sürdüğü zaman Sicilya'da genelde D5 karesi zayıf kare olarak kalıyor. Ama bu zayıf kare kötü bir avantaj olarak düşünülmesin veya dezavantaj olarak düşünülmesin. E çünkü eğer beyazlar bu zayıflığı kullanabilirse zayıflıktır. Siyahlar iyi kurduğu takdirde D5 karesinin zayıflığı çok sıkıntı yaratmıyor. Fakat burada temel prensiplerle oynadığımız zaman. Zayıf kare varsa yapmamız gereken nedir? Taşlarımızı daha çok zayıf kareye yönlendirmek. Orayı kontrol altına almak için. Ve zayıf kareyi koruyan taşları yok etmek. Aslında siyahlar buna izin veriyor. Çünkü Simisov'un F5'inden sonra Fc4 gelince Rudakovski Beyaz renkli filler değişildiğinde D5 karesinin zayıflığı daha da artmış oluyor. Şimdi buradaki hamlemiz çok kritik çünkü D5'i kontrol eden taşları yok etmem lazım. Bakın hafif taşlarda siyah, siyah renkli fil ve atı var. Siyah renkli fil D5'i kontrol edemeyeceği için benim yok etmem gereken taş F6 atı. Fil G5 çok güzel bir hamle. Tabii ki fil G5'e siyahın doğru devam yoluyla oyunun içinde olması beklenebilir. Bunu da eğitim videolarının içinde bulacaksınız doğru analizi. Rudakovski kale F8 oynamış kötü bir hamle. Fil çarpı F6, fil çarpı F6 at D5'ten sonra beyazlar üstünlüğü ele geçirmiş. Çünkü D5 atı en az kale kadar değerli. Sebebi de şu bu D5 atını kovabilecek en düşük taş piyon olması gerekirken C7'de ve E7'de piyon yok atı kovamıyor. Hafif taşlar olabilecekken Beyazların bu atını koyabilecek siyah at veya beyaz renkli fili siyahların beyaz renkli fili yok. Yani bu atı bir tek kale oyundan kaldırabilir kale c8 kale c5 ile. O yüzden kale kadar değerli diyoruz. Sıristo burada c2 piyonunu feda etmiş aldığı takdirde beyazlar iyi kalıyor analizlere eğitim videolarına ulaşabilirsiniz. Burada fil de 8 dönmüş siyahlar fil de 8 c3 B5'e B3. Bakın D5'te at olduğu sürece C3 piyonuna hiçbir zaman saldıramıyor. Zayıf bir piyon değil. Vezir C5. Şah H1. Kale C8'e kale F3. Artık asansör kale fikriyle kale F3, kale G3 veya vezir H4, kale H3 gibi eğer filde 8'de olmazsa H7'ye basma fikirleriyle bir atak başlatmak istiyor. Rudakovski burada şah 8 oynamış. Artık bitirme zamanı. Simislov burada siyahların konumunun kötü olduğunun farkında zaten bilerek böyle bir konuma girdi. Burada artık bitirmek için son darbeyi vuruyor F6. G çarpı F6. Şimdi fil çarpı F6 alırsa at F6 G F6'ya vezir H4. Nedir tehdidimiz? Kale H3 mat etmek veya vezir F6 ile mat etmek. O yüzden siyahlar F6'yı G piyonuyla almayı tercih ediyor. Yine vezir h çok kuvvetli hamle. Şimdi kale H3 mat istiyorum. Burada siyahlar kale G8 oynamış ama F5 oynarsa bakın at F6 kuvvetli hamle. Vezir h mat istiyorum. Fil F6 vezir F6. Şah G8 kale G3. Şah F8'e kale G7. F7'den mat istiyorum. Nasıl tutarsa tutsun kale C7, vezir C7, kale e fark etmiyor. Hepsine kale H7'den sonra kale 8 mata çare yok. Bundan dolayı F5 oynayamıyor. Mecburen kale G8 gelmek zorunda. Çünkü kale H7, e kale G7 gelecek. Kale G8, at F6, vezir H7 mat istiyorum. Şimdi fil F6 alırsa vezir F6 maça benzeyecek bu. Kale G7, kale G3 maça dönecek. Burada kale G7 oynuyor. Çok akıllıca bir hamle geliyor burada Simistov'dan. Kale G3. Nedir tehdit? Eğer sıra beyazda olursa Steiners'ın siyahlarla kimin oynadığını hatırlayamıyorum şimdi ama bir maçı vardı. Vezir H4 oynuyordu kale G4'teyken siyahlarla. Vezir H7. Sonra Vezir H2 alıp mat ediyordu. Aynı motif burada da var. Vezir H7. Kale H7. Kale G8 mat. Yani beyazın tehdidi Vezir çarpı H7 almak. Kale G3 oynarken. Kale çarpı G3 alamıyor. Vezir H7 mat var. Mecburen file fault almak zorunda. Vezir F6'ya G7'den mat istiyorum. Kale C G8. Acele etmiyoruz. Basitçe kale D1. Fikrimiz ne? Kale çarpı D6 almak. D5 sürmüş. Artık son çırpınışlar ama fayda etmeyecek. Kale çarpı G7'ye terk etmiş. Sebebi de şu. Kale çarpı G7'ye kale çarpı D5 alıyoruz. Kale D8 mat istiyorum. Eğer bunu vezir B6, vezir C8 fark etmiyor. Korursa direkt kale d8 ile vezir kazanıyorum. O yüzden burada kale çarpı g7 oynadığında Rudakovski terk ediyor. Biz ne yaptık burada? D5 karesinin zayıflığını çok güzel kullandık. Orayı koruyan taşları hem siyahın yardımıyla hem de konumun yardımıyla yok ettik. Önce siyah beyaz renkli filleri C4'ten değişme hatasını yaptı. Daha sonra da ki hata değil aslında o. Daha sonra da F6'daki atı G5 ve Fil G5 yok ettik ve zayıf kareyi kullanarak maçı kazandık. Eğer zayıf kareyle ilgili hem konumsal hem taktik anlamında oyunların analizini ve anlatımını öğrenmek istiyorsanız eğitim serisinde benim videolarımı bulabilirsiniz.